Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra geri döndüm. Şehir dışında olduğum için video paylaşamıyordum. Kusura bakmayın dedikten sonra No Man's Sky'ın son güncellemesine hep birlikte bakalım. Şöyle play game diyelim. Normal modda bir başlatalım. O yüklerken ben de birkaç bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar No Man's Sky bilmeyenler için söyleyelim. Uzayda geçen hem craft yapabildiğiniz hem de kendi yerinizi inşa edebildiğiniz vesaire bir oyun. Çok fazla büyük beklentilerle haberleri yapıldı. İnsanlar çok büyük beklentilere kapıldı vesaire. Çıkışından sonra oyun patladı. Kötü yönde patladı. İnsanlar bayağı eleştirdiler çünkü sundukları birçok şeyi yapamadığını gördüler. Firmanın yapamadığını gördüler. Dolayısıyla çok ciddi bir hasar yedi oyun. Arkasına Next diye bir güncelleme yayınladı. Bu güncellemeyle beraber oyun ne kadar kötü yorum aldıysa o kadar iyi yorum almaya başladı. No Man's Sky'ın İlk başta heyecanlanıp sonradan hani oyunu gördükten sonra bırakanlar varsa Next güncellemesiyle birlikte oyunun yorumları tavan yapmış durumda. Şimdi de Beyond adında bir paket sunuldu. Bir sanırım genişleme paketi mi bilmiyorum. DLC gibi. Beyond bakalım neler katmış onu bir göreceğiz. Şimdi ben daha öncesinde bu oyunu bir kere oynadım ama çok fazla yükleme süresi vardı. O yüzden oyunu kapatmıştım. Çok fazla bakamamıştım. Sonra geri iade etmiştim oyunu. Bu güncellemesinden sonra geri aldım. Şimdi biz bir uzay gemisiyle kaza yapıyoruz. Burada bu şekilde haritanın herhangi bir yerinde doğuyoruz. Ondan sonra hayatta kalmaya çalışıyoruz. Mevzumuz bundan ibaret arkadaşlar. Bize belirli görevler veriliyor. Bu görevleri yaparak hayatta kalmaya çalışıyoruz. Şimdi öncelikle başladığımız zaman şu dustları bir toplayalım. Çünkü oyunda dediğim gibi bize bazı görevler verildi. Onları yapacağız. Bakın sağ tarafa çıkıyor zaten. Sağ tuşa C'ye tıklayarak diyor tarama yapmaya çalış diyor. Bu arada oyuna başladığınız zaman üzerinizde böyle bir suit var. Fakat bakın sol altta gördüğünüz gibi onun canı yavaş yavaş gidiyor. Çünkü bulunduğum ortam soğuk bir ortam. Sol alt tarafta New Hobos yazıyor. Burası bulunmuş olduğum gezegenin ismi yanlış hatırlamıyorsam. Bulunmuş olduğum gezegenin ismi. Altında 1.8 radyasyon diyor. Ben o hep yanlış söylüyorum bu arada. Siz ona takılmayın. Ve 17.9 tox yazıyor. O da muhtemelen toksik anlamında olabilir. Yani oyunla ilgili çok bilgiye sahip değilim fakat inanılmaz meraklıyım. Yani oyunu gerçekten çok merak ediyorum. Bence şahane bir şey temel üzerine kurulmuş. Ne kadar iyi yapmış, kötü yapmış birlikte görüyoruz. Öncelikle yine şu dustları toplayalım. Bu arada gerçekten çok özledim video çekmeyi vesaire. Şehir dışında olduğum için yapamıyordum. Artık geri döndük. Kaldığımız yerden devam ediyoruz videolarımıza. GTA ekip videoları da gelecek. Onu da şimdiden söyleyeyim. Muhtemelen yorumlarda yazacaksınız. Sırtımızda şöyle bir jetpack var. O jetpack sayesinde uçabiliyoruz. Fakat hepsi biz upgrade etmediğimiz sürece muhtemelen hani ilk başta düşük seviyede. Şimdi ne diyor sağ tarafta? Escape'e bas diyor. Scanner'ı seç diyor. Şöyle bir şey mi yapacağız? Bir de quit desek. Log. Bunlar değil. Çok güzel. Şuraya bir bakalım. Tekrar bakalım. Use the scanner. C'ye bastığım zaman değil mi? Buna ferit dust. Şimdi bunu tamir edeceğiz abi. Tab'a basıyoruz. Escape'e bastım ben yanlışlıkla. Tab'a bastığınız zaman şöyle bir şey açılıyor. Bu abiyi bizim tamir etmemiz lazım. Jetpack değil. Hazard. Şu muydu? Teknoloji. Kargo. Lan burada bir yerdeydi. Nerede oluyordu bu? Ya da şuraya mı koyuyorduk şunu? Bunu. Şimdi burası bana biraz karışık geldi. Buradaki şeylere, boşluklara yapmak istediğimiz craft malzemesini yerleştiriyoruz arkadaşlar. Bildiğim kadarıyla öyle. Şunu bir analiz diyelim. Bak bunu ben analiz ettikçe buraya ferit dust bu arada ekledi. Şimdi benden şunu repair etmemi istiyor. Tamam taba bastıyor. Multi tool inventory deymiş arkadaşlar. Direkt zaten açıldı. Az önce taba bastığımda açılmamıştı. Şimdi kendisi otomatik açtı. Tamam bunu tamir ettik. Bu C'ye basarak etrafta ne var ne yok onu taramamızı sağlıyor. Basalım. Gördüğünüz gibi bakın şuralarda neler var. Haritanın belli bölümlerinde neler var onu gösteriyor. Şurada hidrojen var.
Şimdi ben dışarı çıktığım için artık canım ya çok hafif canım giderken ağırlıklı olarak zırhtan kayıp yaşıyoruz. Şimdi bu arada benim karbon fiber de bulmam gerekiyor. Karbon fiber bu kullanmış olduğum mining beam isimli, herhalde ismi mining beam ya yanlış bilmiyorsam. Hani bu silahı tekrar şarj etmeme olanak sağlıyor. O yüzden mining beam toplamak gerekiyor. Bu arada şunları da almamız lazım. Bakın bunlar hidrojen. Hidrojenler önemli. Şu hissiyat çok güzel ya. Toplama olayı falan. Yani survival bir oyun arıyorsanız bence kesinlikle No Man's Sky'a bir şans verin. Ben oyunu 75 TL'ye düştüğü anda aldım bu arada. Bayağı uygun bir fiyatta. Yani 75 lira bu oyun için uygun. Çünkü 150 liradan düştü fiyatı. Bu ne abi? Şunları toplayabiliyor muyum? Hayır. Şöyle bir şey yapılamıyor. Okey. Biraz sodyum topladık. Şimdi bizden ne istiyor? X'e bas diyor. Hangisini yaptı? Recharge quick mi? Tamam, onu ben gördüm. Bunu yapabiliyor mu? Aa, yapabiliyor mu? Karbon toplamışım. Bunu doldurduk tekrar. Ha, benden kalkan yapmamı istiyor. Özür dilerim arkadaşlar. Orada gösteriyor zaten. Protection. Şunu yapıyor. Onu da yaptık. Karbon, topladığımız karbon sayesinde. Şunları da alalım bu arada. Bakın %18 olmuş. Karbonlar sayesinde bunları şarj edebiliyoruz. Şimdi, aha bak açıldı. Burası bizim, yanlış hatırlamıyorsam, uçağımızın düştüğü yer arkadaşlar. Şimdi gideceğiz oraya. Amacımız dolayısıyla uçağımızı tekrar çalışır hale getirmek. Uçak demeyelim ya, uzay, ne olur lan? Uzay gemisi diyelim biz ona. Bu arada şuna bir bakacağım tekrar. Mining'e basamadık. Karbonumuz bitmiş çünkü. Benim karbon bulmam gerekecek. Şunda ne vardı? Üstüne geldiğiniz zaman bakın yazıyor. Karbon. Buralardan toplamak lazım. Şu sağ üst tarafta bakın silahın %13 kaldı. Yüzde işte bir o kaç. Oo, bu fazla fazla verdi. Bu iyi oldu. Bu ağaçlardan bize karbon geliyor anladığım kadarıyla. O yüzden şimdi elimizdeki silahı bir yaptık, şey yapalım. Dolduralım. Hop doldurduk. %100 oldu. Ne kadar karbon harcıyor ona dikkat etmedim. Birçok şeyi bu karbonlarla yapabiliyorsunuz. O yüzden oyunda başlar başlamaz yapmanız gereken şeylerden bir tanesi yerdeki taşları kırmak, aynı zamanda karbon toparlamak. Algıladığım kadarıyla böyle. Çünkü bu karbonlarla hem canımı yenileyebileceğim hem de zırhımı yenileyebileceğim. Sol alt tarafta iki tane bar göreceksiniz. Üst taraftaki benim zırhım, bir altındaki de can seviyem. İkisi gördüğünüz zaman, gördüğünüz gibi eş zamanlı olarak düşmeye başladı. Şimdi haritadaki yerim belli. Şuraya doğru gideceğiz. Ben o tarafa doğru yola çıkayım. Oraya gittiğimiz zaman da nasıl canımızı yeniliyoruz onu da göstereyim. Ha bak böyle bir şey geldi. Neymiş bu? Bakalım. E'ye bastık. Efendim. Efendim. Tuna. Efendim canım. The Stone Resonator'da. Evet. Arkada çalan müzikler falan da size atmosferi hakikaten sokuyor yani, onu da söyleyeyim. Şunu kabul edelim bakalım. You have learned bilmem ne bir şey öğrenmişiz. C'ye bas diyor. Ha orada ne var? Ha burada hidrojen var. Hidrojenler okuduğum kadarıyla hidrojenler önemli. Hidrojenleri de gördüğünüz zaman almaya bakın. Şunlar bakın. O dusklar da bayağı oyunun başında önemli. Çünkü zaten tamir yapabilmeniz için sizden ondan toplamanızı istiyor. Az önce biliyorsunuz tamir yaptık da C'ye bastığımız zaman scan yani taramayı açtık. O taşlar sayesindeydi. Şunu da aldıktan sonra gideceğim bu arada. Nereden gidelim? Şöyle. Evet. Oo, oğlum bu ne lan? Dinozorlar çağındayız yine. Ben bu aralar dinozorlar çağıyla bayağı fazla bir ne diyor? Space'e bas diyor. Sağ tarafta da benden bir şeyler istiyor gördüğünüz gibi. Hani görevlerin kısa yolları oraya geliyor. Bakın burada çok fazla hidrojen var. Şuradaki hidrojenleri toplamak istesem acaba bunlar bana saldırırlar mı? Oğlum bunu aslında nasıl diyorum? Şuradan toplayayım arkadaşlar ben ya. Tedirgin oldum vallahi. Yanlarına gitmek istemedim açıkçası. Evet, bunları da topladık. Orada eney var mı? Gitmeye gerek yok şimdi ona. Şuradan yine hidrojenlerimi alayım. Evet,
uçağımız, ya uzay gemisi daha doğrusu. Ben uçak diyorum, kusura bakma, uzay gemisi diyorum hadi. Oo, anasını ki. Bunlar ne oğlum ya? Şurada yine paketler var. Hemen search yapalım. Ha, oksijen geldi bize. Şunu toplayalım hemen. Bu da farklı bir karbon. Bunu kendi üstümüze alalım. Ne geldi? Bundan da karbon geldi. Güzel. Bunun açmanız için Atlas, VFS, bir PES bir şeyler falan diye devam edebiliriz. O bizde olmadığı için açamayacağız. Şu ne abi? Canın işte azalmaya başladı falan filan yapıyor. Şunu al bakalım. Tekrar açalım. Hidrojen jeli. Ha, bu yine benden request şey bilmem ne bilmem ne gerekiyor diyor. Şu gerekiyor diyor vesaire. Şimdi yeni bir bölgeye doğru yola çıkabiliyoruz. Ha, şundan bahsedeyim. Oyunda birçok gezegen var arkadaşlar. Biz bu aleti tamir ettikten sonra birçok gezegene gidebiliyoruz bu arada. Gelsene. Heh. Bu topladıklarımı birazdan şeyin içine bırakacağım. Ya da yok, elimde kalsın ya. Uzay gemisi içerisine bırakayım diyordum. Bu ne abi? Oo, orada farklı bir şey var valla. Oyun hakkında çok bilgili değilim. Sadece bu bahsettiklerim kadar biliyorum. Ama çok ilgimi çeken bir oyun. Bu arada co-op olarak da oynayabiliyorsunuz. Yani arkadaşlarınızla birlikte oynayabiliyorsunuz. Ekli olmanız lazım birbirinizle Steam üzerinden. Birbirimizin oyuna dahil olup birlikte oynayabiliyorsunuz. Kaç kişiye kadar destek veriyor onu bilmiyorum açıkçası ama muhtemelen çoklu oyuncu desteği vardır. Çünkü bu survival bir oyun. Ve online birçok şeyi vardır diye düşünüyorum. Şimdi şunun içine girip oğlum gelme lan. Evet. Uzay gemimizin içine bindik. Bilmem ne online diyor. Bazı yerleri hasar almış gördüğünüz gibi. Bunu bizim tamir etmemizi isteyecek doğal olarak. Şöyle sol tuşa basılıp tutayım, hızlı hızlı geçelim. Read log diyelim bakalım. Okuyalım bir şeyleri. Belki bunu yapmamız gerekiyor olabilir. Ben oyunu ilk oynadığım zamanlarda hani anlayamamıştım. Ama çok da üzerine kafa yormamışım, onu anladım. Aslında çok da anlaşılmayacak bir tarafı yok. Benim bu çektiğim video muhtemelen size rehber niteliğinde de olabilir. Hani başlangıçta ne yapmanız gerektiğini şu anda aslında az çok öğrenmiş olabilirsiniz. Şimdi critical damage bilmem ne diyor, bir şeyi çalıştır diyor bizde. Tamam, şuradan bir çıkalım öncelikle. Okey. Arkadaşlar öncelikle bakın, geldi zaten görev sağ alt tarafa. Şu içeriye bir yere gireyim ki soğuktan etkilenmeyeyim. Eğer bir yer bulabilirsem soğuktan etkilenmeyeceğim oraya. Bakın bu arada geminin içinde olduğum için az önce kalkanım dolmuş ama can seviyem hala olduğu gibi duruyor. Şöyle bir kaçalım. Burada şöyle bir şey var. Şimdi bir alalım. Ha, buna ben bir şey yapamıyor muyum? Şuradan bir topuklayalım. Bunu bir dakika, bir uzay gemisinin içerisine girelim çünkü taba basarak yapacaktık bunu. Metal platin diyor bakın şuraya. Bunu öğrenmemizi istiyor herhalde. Ha, bunu buraya koyduktan sonra şu geldi. Tıklıyoruz ve şunu tıklıyoruz. Şimdi de bunu öğrenmemizi isteyecek bizden. Muhtemelen öyle olacak. Şu yazıları falan hızlı geçelim. Ha evet. Hermetic Seal diye bir şey olacak şimdi. Onu çözeceğiz. Bunu da yine inventory üzerinden yapılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Repair. Onu repair yapacağız. Ha bak, şuradan bize bir şey araştırmamızı istiyor. Hemen bakalım. Selamünaleyküm abi. Buradan evet, steak bilmem de bir şey aldık. Evet. Bunu da aldıktan sonra şu uçağa binelim. Evet, şimdi tekrar taba basıyoruz ve buradan Exorcist mi acaba? Aynen, şu olabilir mi acaba? Bunun üstüne gelip ne yapıyoruz acaba? Aha. Ne oluyor lan? Vallahi uzaya çıktım. Bak şimdiden uzaya çıktım. Tarama yaptık herhalde. Ne oluyor arkadaş? Ha, gideceğim yer belirlendi.
Güzel. Şimdi o tarafa doğru yola çıkacağız ve gemimizi artık yavaş yavaş tamir etmeye başlayacağız. Bu arada gemimizin ismi de Toygun'un olan he. Videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. No Man's Sky'a bir ilk bakış gibi bir şey olsun. Son güncellemesindeyiz. Yani Beyond'dayız. Next güncellemesinden sonra gelen Beyond güncellemesi ile No Man's Sky bakalım. Benim dikkatimi çekebilmeyi başarabilecek mi ki şu ana kadar çektiğini söyleyebilirim. No Man's Sky kesinlikle bence arkadaşlarınızla birlikte denemeniz gereken bir oyun gibi duruyor. Ben şimdi kendimi şuraya park edeyim ve bu videonun ikinci bölümünü bir sonraki hazırlayacağım videoda paylaşayım sizle beraber. Bu bölümün burada noktalayalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın arkadaşlar. Bay bay.